Abi robot yapsın. Onu yapacak şeyimiz. Aa, artık yapabilir halde miyiz? Onu nereden yapıyorduk? Şu şeyden yapıyorduk. Bir dakika, ona bir bakalım hakikaten. Şu anda onunla uğraşmak istemiyorum ama onu yapabilir hale geldik galiba. Nerede o benim yapma zımbırtısı? Yapma zımbırtısı nerede? Denizaltı da acayip duruyor böyle. Şurada çok uzak dur. Devamlı yazmaması lazım. Onu ayarlamayı unuttum. Samet Yılmaz her yazdığında yazacak şimdi. Yapmadığı için, girmediği için daha şeyi. Her defasında yazacak. Bak, kaçış roketi Neptün görüyor musunuz arkadaşlar? Burada var. Platformunu yapabiliyoruz ama o kadar. Platform. Şunun için ne gerekiyor? Aerojel. Kurşun güçlü. Bunu yapabiliriz abi. Aerojel çarpı 2. Aerojel nasıl yapılıyor? Buraya gelmeme de gerek yoktu aslında. Elimizdeki tariften bakabilirdik. Sen yazma yani selamını bulsa. Onu ben ayarlayayım. O bug o bug. Devamlı yazmaması lazım. Bir kere hatırlatması lazım sana. Zırt pırt söylememesi lazım. Aerojel nedir abi? Gelişmiş malzemeler diye bir şey çıktı burada. Aerojel. Yakutla jel kesesi. Aha, bir tane jel kesesi var. Öbür tarafa bıraktı salak gibi. Bir tane mi gerekiyor bundan? Nerede o? Bir tane gerekiyordu galiba. Nerede o gerizekalı robot? Aa, iki tane gerekiyor. O şeyden bir tane daha bulacağız. Yapamıyor zaten. Yeterli şeyimiz yok. Sağ ol Kaisperto. Hoş geldin. Ne gidiyor musun bilmiyorum. O zaman onu salladık. Onu salladık abi. Onu yapamıyoruz şu anda. Yeterli bir şeyimiz yok. O zımbırtıdan biraz daha toparlayacağız. Burada ekstradan üzerimizde kötü bir şey var mı? Yok. Şu da dursun. Şuradan yine gider ayak bir iki tane daha soğanımızı yiyelim. Soğanlarımızı yiyelim. Full. Full gidelim. Suyumuz nerede vardı? Sizi kırmadan bir de su alayım. Su çok gidiyor çünkü. 30'luk sudan iki tane alayım yanımda dursun. Gidebiliriz abi artık. Full enerji, full şey. Save ediyorum. Kaydet. Evden çıkarken bir save ettik. Biniyoruz ve gidiyoruz. Ne yaptın abi? Ünlem Seya. Hamburger her besteci kahvaltının temeli. Hoş geldin Samet, ne haber? Bir taraftan da mesaj da bırakmış. Bundan sonra Pulp Fiction'da replik mi o? Geldiğin gün günde bir kere otomatik sen yazı yazdığından o da bunu söyleyecek sana. Hani zırt pırt demeyecek tabii yani durmadan. Günde bir kere her defasında değiştirmek istiyorsan onun da ayrıca şeyi var. Hazır mıyız? Şimdi nereye gidiyoruz? Batı, birazcık güneybatıya doğru gideceğiz. Batı güzel. Yönümüz doğru abi. Şu anda çok, hatta şöyle çıkınca bakalım. Bak şöyle göstereyim. Biraz daha şöyle gideceğiz yani. Şu şekilde gideceğiz. Ya da neyse oralara doğru gideceğiz. Şöyle. Yalnız buralar sığ. Bu gibi buralarda geçer mi bilmiyorum. Nasıl gideceğiz oraya? Başka açık mı alacağız? Geniş mi alacağız? Ne yapacağız? Şöyle biraz şuralardan gidelim. Hatta biraz yukarıdan gidelim mümkün olduğunca. Şuraya atlattık mı olacak sanki. Takıldı gibi oldu.
Tamam, batıya dön. Tosladık. Halloldu, halloldu. Bu biraz ağır ya. Hantal yani. Bu arada bu 500'e kadar inebiliyor. 500'e bunu bırakacağız abi mecburen. O tünelin içine giremiyoruz galiba. Onu unuttuk abi. Neyse bu bizim depomuz gibi olur. Gir çık yapmamız gerekirse yemek yemeye falan en azından buraya dönmek zorunda kalmayız. Onu unuttuk abi. Bu arkadaş maalesef biraz daha kötü öbürsüne göre. Bunun upgrade'ini de daha bulmadık yani. İstesek de yapamayız. Tarifini bilmiyoruz yani. Şimdi ne kadar gelecektik? Şurada bizim metremiz ne kadar oldu? Daha yolun yarısını da bile değiliz. Evet, ışıkları açık bırakırız aynen. Bir de zaten ekranda gözüküyor nerede olduğu. Hani haritada belli ediyor ya kendine. Yalnız o... Ne oluyor arkadaş? Hani böyle yerde yürüyen böyle o şeyler falan vardı ya, deve gibi şeyler falan, hani orlar falan iyice çığırından çıktı. İlk defa gördüm onları yani. Onlar ne abi? Bir de dışkısı falan da var. Kaç metredeyiz? Daha 130 metredeyiz abi. Şurada bir karanlık gördüm. Atlıyorum burada. Burada Reaper falan vardı galiba. Bu demek ki gördüm. Bir dakika, şuradan ne kadar metrede olduğumuza bakayım. 1089. 1400 civarlarında giriş. Devam edeceğiz yani. Bir save daha alalım. Reaper Meeper çıkar. Reaper çünkü bunu bozuyor yani. Bir tane Reaper deneyimi yaptık bunu yani. Buna giriyorlar yani. Çatır çutur da dövüyor yani. Reaper. Kaça geldik? 300'lerdeyiz. Metremiz kaç? 1500. Biraz geçmişiz. Nasıl geçeriz ya? Burada girecek yer yok ki. Şimdi bir saniye. Korna çal değil abi. Niye her tarafta korna çalı gösteriyorsun? Kamera. Bu kamera değil. Aşağı kamera. Neyi kaçırdık acaba? Sessiz modu deneriz, evet. Sessiz mod hiçbir şey yapmıyor. Tamam, sessiz mod. Da biz yeri bulamıyoruz şu anda. Hayır! Korna çalma ya. Şimdi 1470'e geleceğim, sonra sağa sola gitmeye başlayacağım. Ya yani şuralarda bir yerde bir giriş olabilir yani. Bak şurada bir iniş mi var?
Action olsun, Reaper gelsin, dur abi. Gelmesin. Burası galiba giriş. Evet, girişi bulduk. Şimdi abi burası önemli bir giriş. Burada bir iniyorum. Şu motoru bir durdur abi. Buraya bir tane şey koyacağım. Beacon koyacağım. Bu giriş çünkü. Girişin olduğu yer. Zırt pırt aramayalım. Onu da nasıl koyuyoruz bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama. Gelme abi, yaklaşma bana. Şimdi elimize alalım şunu. Şöyle kayanın dibine, ya şuraya koyalım ki. Abi herif benim şeye saldıracak galiba. Beni ışınlayacak o abi. Ta oraya mı ışınlayacağım beni? Ne yapacağım? Orada başka birim var. Abi gider misin ya? Şuna isim misim falan veriyorduk. Arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Yok abi, onu yapamayacağım yani. Bu herif varken yanı canımız yarıya indi yani. Bir save edeyim burada. Çünkü ölmüş değiliz, kurtulabiliriz yani. Şunu değiştirmeyi bir daha deneyeceğim yani. İsim vermek istiyorum. Evet, olmadı. %10 canımız kaldı. Onu öyle bu ağız şey yapacağım abi. Öyle isimsiz kalsın. Yapacak bir şey yok. Onu hatırlayacağız artık. %50 canımız. Bıçakla olmuyor abi bir şey onlara ya. Co-op yok abi, maalesef co-op yok. Bu arada yarın çıkıyor bu oyun full olarak. Umarım save'imizle bir şey olmaz. Save'imiz. Ya niye zorladım ben de bilmiyorum. İsmini yazayım dedim. Tünel girişlik falan yazacaktım ama herif inatla duruyor orada yani. Basıp gideceğim. Orada kalsın. En azından işaret olarak durmaya devam ediyor yani. Değil mi? Orada var. İşaretleyici 1. Hani adını verebiliyorsun. Mağara girişi. Yok bilmem ne madeninin orası falan. Hani biraz süslü şey, düzgün olsun dedim yani. İniyoruz. Bu arada abi bir şey yapacağım, dur. İç ışıkları kapatıyorum. Dışı açmamışız zaten. Arkadaki o şey ne demek şu? Metremiz 425. Müzik de yalnız aksiyon yapmaya başladı. Bunlar beni engelliyor mu? Engellemiyor. Park sensörü mü? Tamam. Nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Şuraya doğru gideceğiz. Daha geniş orası. Şuraya inecek miydik, inmeyecek miydik? Nerede olduğumuzu bilmiyorum ki. Sakat buralar ha. Bu da çok hantalza. İnsanı korkutan 9 şeyin 7'si burada var diyor ya herif. Teyze. Şuraya aşağı ineceğiz galiba.
Bir kameraya bakayım ya. Teyze dedi ki aman dedi. Göreceksin gün dedi. Burada biraz daha ineyim. Pardon, pardon hocam. Burada duruyoruz. Motor durdur. Burada bir save çok iyi gider. Bir soğan yiyelim ilk önce bir de. Işıkları aç. İlk önce bir soğanımızı yiyelim. Cepler falan boş değil mi? Her şey güzel. İki tane beacon'ımız dursun ne olur ne olmaz. Pilleri yiyor mu bu elektrikler? Pek yemiyordur yani ne kadar yiyecek ki yani. Ondan sonra save ediyoruz, kaydet ve macera başlıyor. Aşağı mı inecektik? Evet, güzel yerde durmuşuz. Tam böyle bu yeşil yeşil şeyler vardı. Şimdi burada bu arada bizim şeyi görebiliyoruz aslında. Şuradan şeyi açalım dursun orada. Şunu istediğimiz zaman nerede olduğunu görüyoruz yani aşağı yukarı. Burada nasıl kayboluruz onu göreceğiz. Save'imizi yaptık zaten. Şuraya doğru gidiyorduk galiba. Burada acayip sular var abi. Yeşil yeşil sular. Su içinde sular. Farklı yoğunlukları var herhalde. Farklı yoğunluklardan dolayı. Orası o ağaçların olduğu yer. O tarafa doğru gitmeyeceğim. Şu yeşilden devam edelim. Burada aslında taranacak şeyler de vardır yani. Sesler iğrenç. 800 metreye inmemiz lazım bu arada. Abi sus. Sus. Nesin, ne ses çıkarıyorsun bilmiyorum ama sus. Belki de mutluluk sesi o. Bilmiyoruz ama ben korkuyorum yani. Dibe inmeye devam. Araçın canı iyi değil. Güzel hatırlattınız. Nerede o tamir? Burada bir şey arıyoruz abi. Mekan arıyoruz. Burada aradığımız şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Ne arıyoruz? Bilmeyenler için. İndirilen verilerdeki ipuçlarında uzay tesisinin yeri. Şunu arıyoruz. Hastalık araştırma tesisi. Derinlik 800 metre. Platformun güneybatısında büyük taşıl kanıtı içeren mağara sistemi içerisinde. Bunun burası olduğunu varsayıyoruz. 800 metre civarlarında hastalık araştırma tesisi bulacağız. Canlı denek incelemeleri falan yapıyorlarmış. Ya bir tesis bulmayı düşündük. Uzay yapısı. Bir uzay yapısı bulmamız gerekiyor. 800 metre derinliklerde. Ki geldik sayılır 800 metreye de. Bak 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 şurada bir şeyler var. Allah'tan pek yaratık falan yok gibi. Şu ne abi? Şunları bir toparlayalım. Bunlar. Aha mesaj geldi. Uzun zamandır gelmiyordu. Buraya geldik ya. Bak bak şurada yapılar var gibi dur. Anam burası sıcakmış. Elbisemizi yapmamız lazım. Sıcakmış abi burası. 63 derece. Hiç hesapta olmayan bir şey çıktı başımıza. Elbise yapmam. Aa elbise yapamıyorduk zaten. Şeyi bulmamız gerekiyordu. Onu bulduk zaten ama. Şu yapa iplikler yapamıyorduk daha evvel. Yapa iplikler yapmayı bulduk. Benzeni nasıl yapıyoruz? Kan yağından. Evde de vardı. Şimdi gidip bunu mu yapmak lazım? Yapabilirim yani gidip. Gidip yapalım mı abi? Bilmiyorum ki yani. Bir araştıralım bakalım. Denizaltına gitmem abi. Bununla hızlıca gidip gelirim yani. Denizaltı orada durmaya devam eder. O çok sorun olmaz. Burada bir kaburga var abi. Balina kaburgası. Şurada çok ilginç bir yapı var.
Bunları tarayasım geliyor ama bu arkadaşlar bana saldıracak mı? Emin değilim. Burada öleceğiz abi biz. Şurada sıcak basmıyor. Burası sıcak değil bu arada. Burası sıcak değil. Demek ki her yer öyle değil. Yeşillerin yeşil su belki sıcak. Mesela sıcaklık burada 11 derece. Demin şurada yüksekti. Tamam, sorun yok abi. Çok fazla sorun yok. Kaburgaların oraya öyle gelmiştik. Devam ediyorum abi. Kaburgaların oraya doğru. Kaburgayı acaba tarayabiliyor muyuz diye bakacağım ama. Şu yaratıklar var abi. Kemiriyorlar galiba etini. Kanyağı toplarız ya. Kanyağı bayağı bir aldık zaten de. Buraya git gel yapacağız gibi. Burası önemli bir yer gibi ya. Değişik bir şey görürsek. Bak bu kaburga hala devam ediyor. Nasıl bir hayvansa o. Karşımıza çıkmaz inşallah öyle bir hayvan. Yaratık. Burası çok derin bir olaya benziyor. Şurada büyük bir şey var gibi. Kafası mı o? Ne olur abi, ne olur. Abi o ne? Şeyin değişik bir versiyonu gibi. Neydi o? Reaper'ın büyük değişik bir versiyonu gibi. Ne yapacağız? Ben bir kayıt daha alayım. Geliyor. Şu tünele doğru kaçıyorum abi. Save ettim nasılsa. Kimse beni tutamaz. Orada bir şeyi koruyor galiba. Arkadan geliyorsa bilmiyorum. Sağ sol hamleler yapıyorum bu arada. Çapraz hareketler. 800 metrenin biraz üstündeyiz gerçi. Burada bir şey çıkar gibi ya. Gelmiyordur artık değil mi? Bayağı gittik yani. Da burada bir şey yok abi. Dolaş dolaş güzel de yani ne yanında bir şey çıkar inşallah. Burası sanki çıkmaz bir tünel gibi. Şu tarafa bakalım. Oradan geldik de sağa falan gidiş var mı? Burada bir şey bulmazsak üzülürüm yalnız. Yani buradan geldik. Bir şey bulamıyorum. Bir dakika, bunun üstünde bir şeyler var mı? Üstü altı ayrı mı? Üstten mi geldik biz? Ne yaptık? Alttan şuradan gidelim bari. Şurası küçük bir yer mi? O deminki yere mi çıktık? Aha! Işıklı falan bir şeyler var. Bu bambaşka bir yer abi. Şunun tepesinde bir şey mi var? Şunun yukarıya doğru. Burada bunu ışıklandırıyor. Burası sanki yaklaşmış gibiyiz abi. Bak bir şey yapıları falan var. Şunun içine bir girelim abi. Çok yaşlı iskelet. İskelet 1 milyon yıllık zırhlı bir etobura aittir. 1 milyon yıl. Öngörülen yapısı bu gezegende karşılaşılan tüm canlı türlerinden çok daha büyük olduğu sonucuna işaret ediyor. Zamanın okyanusunun bu boyuttaki canlı türlerinin desteklenmesi için daha açık coğrafyaya sahip olması ve canavar sınıfı pek çok canlı türünü barındırıyor olması gereklidir diyor. Yani eskiden buralar berbattı diyor yani. Yine ilk dua et diyor yani. Durumuna dua et diyor yani. Şu zımbırtılara bir şey, bunları takip edersek belki bir şey buluruz. İçine girelim dur. İçine girmedik. Şu nedir? Amipsi. Yüksek düzeyde fosilleşmiş madde ve karaya bağlanmış basit duyarsız bir organizma. Zarsut bir işe yaramaz diyor yani. Senin de anlayacağın.
Şunları tarayabiliyor muyuz? Burası biraz güvenli gibi geldi bana. Yengeç pençesi yosunu. Bu da bir işe yaramaz bir şey. Genelde işe yarar bir şey olursa şey yapıyor. Şu arkadaşlar zararsız galiba. Bunları taradım mı ben? Daha evvel. Hayret Vatos. Gel baba. Abi iç organları gözüküyor. Çok güzel yapmışlar. Kabloyu takip edeceğim, evet aynen. Kablolar bir yere gidiyorsa ona bakacağım. Çünkü bence yakınlarda bir yerde. Burada bir labirentimsi bir ortam var belli yani. Tüneller birbirine girmiş. Şuralarda nerelere gidiyor? Bu arada hiçbir yere gitmiyor galiba. Buraya çakılı iki tane boru. Bir tane buraya çakılı yok. Uçağın şurası gidiyor gibi. Oo kapı. Kapı geldi ama şeyimiz yok. Yanımıza almadık. Şundan almamız lazım. Hangi renk? Sarı renk. Ondan bizde yok abi. Daha onu bulmadık. Burası acaba denilen, bahsedilen yer burası mı? Buraya bir beacon bıraksak mı? Burası önemli bir yer. Buraya bir tane bırakalım abi. Buraya diyelim ki sarı tablet kapısı. Sarı tablet kapısı. Sarı tablet. Başka neler var? Bakalım tabii buraya. Şuna geç. Buradan giriş yok abi. O borların bağlı olduğu mekanizma gibi. Buradan bariz oradan girmemiz gerekiyor ama elimizde sarı tablet. Hayatımda hiç görmedim de yani. Hayatımızda hiç görmedik de. Şunu alayım bari de gelmişken. Yakut. Belki de gelmemiz gereken yer burası. 800 metreydi. Gerçi biz 700 metre burası ama belki başka yerler vardır. Buradan devam edelim. Belki sarı tableti yakınlarda bulacağız yani. Belki sarı tablet çıkacak bir yerlerden.